Herkese merhaba. Bugün güneş batmadan ilk programımızı gerçekleştireceğiz. Normalde gün battıktan sonra gece yapıyoruz programları. Hüseyin Hoca'nın talebi, Caner'in ayarlaması, bugün maç olması ve bir sürü parametreyle beraber bugünün yayınını güneş batmadan gerçekleştireceğiz. Birazcık şeyimizi arttıralım. Takipçi sayımızı arttıralım. Bekleyelim. Ondan sonra Hüseyin Hoca umarım girer. Çünkü Hüseyin Hocamızın Instagram ya da sosyal medya ile ilgili bir sıkıntısı varmış zannediyorum. O yüzden Tahir'e ekstradan teşekkür ederiz. Web Hospital üzerinden girmesine izin verdi. Ama şimdi de girip girmediğiyle ilgili bir fikrimiz yok. Henüz girememiş gibi görünüyor. Evet. Neyse giremezse Caner'den rica ediyorum. Şeyi arayalım. Hüseyin'i arayalım. Olur da giremezse. Evet sanırım... Geldi. Evet. Düşünüyorum. Ama zaten ilk TV'ye yükleyeceğiz. O yüzden problem yok. Evet şimdi Hüseyin de gelsin. Hüseyin merhaba. Duyabiliyor musun Hüseyin? Şimdi duyuyorum evet. Selam. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. İyiyim. Sen de iyisin. İyi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay şimdi gelsin. Sen gelmeden önce birazcık şey yaptın. Senin sosyal medyayla olan sınavlarını anlatıyordun. Çok aranın çok iyi olduğunu, o yüzden de Web Hospital üzerinden Tahir'in yardımıyla girdiğimizi söylemiştin. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Benim de Instagram'daki ilk deneyimim oldu burada. İşte çok güzel olacak. Umarım. Şimdi şu şekilde yaparsak zannediyorum olacak. Birkaç artış daha bekleyelim istersen. Çünkü şey bu güneş batmadanki ilk programımız Hüseyin bu arada. Normalde saat 9'da yapıyoruz. Zaten güneşin batışını bir sürü, gösterebilirim aynı zamanda. Yani. Ha, olur. Çok seviniriz. İlk güneşin hani batmadan yapacağımız program olduğu için biraz şey sayımız azalabilir. Yani millet çünkü gece eve gittiği zaman ve olası hani Covid şeyleri nedeniyle herkes belli bir saatte eve gidiyordu ve o otomatikman izleyici sayımız artıyordu. Şu anda izleyici sayımız 75 civarında. Ama yavaş yavaş başlayabiliriz. Zaten ilk diye koyacağız. Bu arada sen de aşağıdan sana selam verenlere şey yapabilirsin. Tamam. Koray'ı gördüm. Bilgin şimdi. Olsun. Koray'ı da tamam. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Ben arada arkadaşlar 2-3 tane video hazırlamış Hüseyin sizin için. O videoları sırası geldiğinde ben göstereceğim. İlk iki vaka, tamam. Videolu vaka. Hüseyin size sunacak. Sonra ben videoları bulabilirsem buldum. Size göstereceğim. Tamam. Buyur Hüseyin. Tamam. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. Umarım herkes için böyle zevkli, eğlenceli bir sunum olacak. Şimdi pediatrik ortopedik sorunları altı başlık altında toplayabiliyoruz. İnfeksiyona bağlı nedenler, metabolik nedenler, travmatik, neoplazik, konjenital nedenler veya gelişimsel nedenler. Fakat tabii bunların her birini ayrı bir başlık altında incelemek, bir saate sığdırmak imkansız. Bu altı neden içerisinde infeksiyona bağlı ve travmatik nedenler genelde ortopedik, pediatrik, acil sorunları oluşturan nedenler. Bizim de sizin başınızı fazla... en fazla ağrıttığımız nedenler bunlar herhalde. Yani biz ne zaman Hüseyin'i arasak, bu arada onu söylemedim Hüseyin. Sana ekstradan teşekkür ederiz tekrar herkesin önüne. Rica ederim. Çünkü gece gündüz 7-24 onkol adam, tek başına pediatrik ortopedide. Ne zaman arasak hakikaten evdeyse evden, işte teşekkür ederim. Şahsen kendisi sizin gelmiştir. Sizin gibi bir ekiple çalışmak benim için de çok ayrı bir zevk yani. Eyvallah. Çok sağ, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi bu pediatrik ortopedik acillerde pediatrik ortopedik acillerde çok fazla yazılı şeylerden bahsetmeyeceğiz. Daha çok görsel şeylere ağırlık vermeyi planladık. Biraz da sohbet havasına geçmesi için.
Daha çok olgu sunumu şeklinde olacak. Yaklaşık 7-8 tane vakayla sunumu tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi ard arda 2 tane video göstereceğiz size. Genelde acil servise, hatta bizim polikliniklerimize en sık başvuran aksama top, o 2 tane ayrı topallama çeşidi ve aksama çeşidiyle. Vakayı ben mi sunayım hocam? Şöyle yapalım Hüseyin. Ben önce videoları arka arkaya göstereceğim. Önce olguları da arka arkaya anlatayım. Bu hasta 13 yaşında, 2 gündür sağ kalçada ve uyluk ağrısı ve aksaması olması nedeniyle geliyor. 38.7 derece ateşi var, halsizliği var. Bunu aklınızda tutun. 13 yaşında sağ kalçada. Zaten fotoğraftan belli. Az sonra videosunu açacağım. İkinci vakayı da arka arkaya Instagram'da olduğu için normal şartlar altında sunabiliriz. İkincisi de 2 yaşında sabah başlayan aksaması, 37 derecede ateşi ve 2 hafta önce geçirilmiş bir solunum enfeksiyon öyküsü var. Şimdi sırayla size şeylerini göstereceğiz. Görünüyor mu video? Hüseyin? Biraz karanlık ama görünüyor. İşte 13 yaşında Olgu 2 gündür ağrısı ve aksaması olan. Olgu farkındaysanız sağ kalçasının üzerine çok fazla yük veremiyor. Ve önemli bir özellik, bir sonraki vakadan sonra onu söyleyeyim. Evet. Postürüyle ilgili. Diğerine geçeyim mi? Kalsın mı? Biraz evet, benzesinler mi? Olur. Diğerini de görelim. Diğerini de görelim. Tekrar geri dönebiliriz buna. Okey. Evet, buradaki aksama şeyi özelliğiyle şu vakadaki, değil mi? Topallama, koruma ya da har. Şimdi klinik olarak iki farklı noktada, fakat karşımıza aynı şikayetlerle başvuruyorlar. Kalça ağrısı veya aksama topallama. Şimdi bu iki olgu karşılaştırıldığında, öykü de verildi size. Önce onlara, evet, şeye soralım, onlara soralım Hüseyin. Ne istiyorlar, ne düşünüyorlar ayrıca da. Ondan sonra senin katkılarını bekliyor olacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, birinci büyük hastada ve ikinci küçük hastada, biri 13 yaş ve 2 yaş, şeylerini de gördünüz, videolarını da gördünüz. Bu arada birinci vakaya geri döneyim. Ön tanı olarak mı başlayalım önce? Ön tanı var mı? Evet, ön tanı nedir? Yani bu hastalarda bir travma öyküsü yok, değil mi? Evet, bir evet. Geçmişinde Travma travma öyküsü yok. Evet. Toksik sinovit diyorlar. Yıldız. Hangisi? Münevver. İkinci hasta mı? 1 ve 2 diye kodlayın isterseniz. Bir Veya ikisi de mi? Ya da iki toksik. Evet, aynen öyle. İkisi de mi septik artık? İkinci vaka için miyozit düşünürüm ben diyor. 2 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş. Çok güzel. Ayrıca tanıya miyozit giriyor gerçekten, özellikle influenza döneminde. Evet. Ve enfeksiyonun düzelme eğiliminde tam olarak ortaya Peki, çıkar şikayetlerin ama bunu çok... sabah başlaması, yani sabah Evet, başlayıp güzel. ve Güzel, çok güzel. Çocuk aslında yürüyebiliyor, rahat da yürüyebiliyor. Çocuğun ağlaması bizden kaynaklanan, tedirginliğinden kaynaklanan bir ağlama. Ağrıdan dolayı bir ağlama değil aslına bakarsanız. Süper. İlk fotoğraftaki gibi üzerine yük vermeye çekinmiyor. Anamnez bilgileri kaçırılmış galiba. Tekrar mı vermek gerekiyor anamnez? Evet. İkinci vaka mı? İlk Evet. vaka, Selim septik Öngüler. hastalık demişler. Okuyorsun değil Evet. mi aşağıya? Birinci vaka Evet. osteosarkom Okuyorum. Diyenler var. İlk vaka septik hastalık. Anamnez bilgilerini kaçırdık Benim diyorlar. ayırıcı tanısı Okey. için nasıl bir yöntem çizelim? Nasıl bir tetkik isteyelim? Hemen direkt grafi mi isteyelim? MR mi isteyelim? Hemen tomografi mi çektirelim? Hemen ortopedi mi isteyelim? Çok güzel. Büyük kız bu aşamaya kadar hiç doktora başvurmamış mı diyor Caner Hüseyin. Şimdi onun aslında bir şey tanısı var. Tamam, söyleme sen yine de. Söyleme. Hematolojik bir problemi var. Ha, okey, süper. Onu söyle o zaman, Biraz ya söyleyebilirsin. İmmünsüpresif bir durum var. Yani kalça ağrısını birazdan tanıyı koyduktan sonra işte biz açıklayabilecek neden aslında. Güzel. Gamze Ayşe, birinci vaka MR ortopedi demiş. Septik artrit, septik artrit, toksik sinovit.
ve pert isteyenler var. Okey. X-ray isteyen, graf isteyen var, MR isteyen var. Hüseyin, ultrason isteyen yok. AFR, CPK isteyenler var. Akut faz reaktanları ve miyozit için CK isteyen. SIDIM, CRP, Evet. CBC, pelvis grafisi isteyen var. Güzel. AFR, CPK, SEDIM, CRP. Evet, doğru yanıtlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Okey, süper. Tamam. O zaman geçiyorum senin şeyine. Şimdi genelde aksama toparlamayla gelen kişilerde veya eklem ağrısıyla gelen kişilerde bizim en çok korktuğumuz ortopedik aciller içerisinde yer alan rahatsızlıklardan bir tanesi septik artrit. Dolayısıyla eklem şişliği, aksama, topallama, hatta ateş öyküsü olanlarda bizim ilk ekarte etmemiz gereken rahatsızlıklardan bir tanesi septik artrit. Şimdi doğru yanıt veren çok kişi var. Evet, birinci vakayla ikinci vaka arasında. Birinci vaka septik artrit, ikinci vaka geçici sinovit. Şimdi bunun ayrımını, bu arada en sık karşılaştığımız aksama topallama nedenleri arasında bu 2-3 yaş civarındaki çocuklarda aslında geçici sinovitler. Ama mutlaka septik artritten ayrım yapılması gerekiyor. Biz böyle bir olgu ile karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken laboratuvarlara başvururuz açıkçası. Yani sedimentasyon, CRP, lökosit, gerekirse prokalsiyon gibi şeyler istenebiliyor. Septik artritin özelliği bir kere yüksek ateş var. Halsizlik, huzursuzluk var. Ve septik artritin özelliği en altta büyük harf yazıyor. Progresyon gösteriyor. Yani yürüyen bir olgu saatler içerisinde yürüyememe ve o bacağın üzerine basamamaya başlayabiliyor. İlk videoda belki farkına varmışsınızdır. Kalçada fleksiyon deformitesi var. Yani 13 yaşındaki o kız çocuğu yürüme esnasında kalçayı fleksiyona getiriyor. Septik artritte etkilenen eklemin fleksiyona gelmesi önemli bir klinik bulgu. Bunun nedeni de şu. Septik artritte eklem içerisindeki sıvı miktarı artıyor. Sinovya artıyor. Yani bakteriler tarafından üretilen lizozomal enzimler tarafından da o miktar artıyor. Ve hasta istemsiz olarak o basıncı azaltmak için etkilenen eklemin hacmini genişletmeye çalışıyor. Kalça ekleminde hacmi genişletme yöntemi kalçayı veya dizi etkense dizi fleksiyona getirmek. Böylece ağrıyı biraz daha azlayabiliyor. Tabii dört kardinal bulgu, enfeksiyon dört kardinal bulgusu, şişlik, kızarıklık, sıcaklık, ısrarçı gibi şeyler de yine septik artritte karşımıza gelebiliyor. Ama en önemli özelliği septik artrit progresyon gösteriyor. Diğer slayta geçebiliriz. Diğer artritlerden, özellikle transient sinovitten ayıran en önemli özelliklerden biri odur, progresyon göstermesi. Çünkü toksik sinovitle, yani geçici sinovitle gelen çocuklar sabah hafif aksamaya başlar. Siz herhangi bir tedavi uygulamazsanız, biraz gözlemleyelim deseniz bile yürüyüşü 5-6 saat içerisinde sabahki en azından biraz daha düzelme eğilimi gösterebilir. Bir de geçici sinovitte mutlaka sorgulanması gereken şöyle bir özellik var. 2-3 hafta öncesinde geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyon öyküsü büyük oranda oluyor, 190 oranlarında oluyor. Bunun sorgulanması gerekiyor. Septik artritin olmazsa olmazları var. Şu dört kriter çok önemli. İşte yüksek ateş, CRP'nin 2'nin üzerinde olması, sedimentasyonun 40'ın üzerinde olması veya lökositin 12 binin üzerinde olması. Bu dört bulgudan üçünün bulunması septik artrit tanısını %70'ler civarında koydurabiliyor aslına bakarsanız. Ama %30'luk bir tanı konulamayan bir boşluk kalabiliyor. Bazı otörler yürüyememeyi de bu kriterler içerisine koyabiliyor. Yani bu 5 kriterden 4'ü varsa diyor. Ama siz ilk slaytta, ilk yürüyüş videosunda gördüğünüz olgu yürüyebiliyor. Bu o %59 kısmı, yani %59 ile %99 arasında yürüyememe belirtilmiş ama bu %59'luk kısma giren olgu. Peki, baktık CRP ılımlı yüksek, sedimentasyonda yükseklik var, lökositte yükseklik var. Emin miyiz artık septik artrit olduğuna? Yani buna hemen tedavi başlamamız gerekiyor mu? Burada bizim asistan arkadaşlarımız muhtemelen bizimle beraberlerdir. En ufak bir, mesela ilk hastayı da sizinle konsülte ediyorlar. Ben burada şunu sana sormak istiyorum. Mesela diyelim ki toksik sinovit düşündüler. Transient sinovit düşündüler. Septik artritle hani biraz daha belki abartılı bir ağrıyla koruyor çocuk. Kendi tedirginliği de var. Bu şekilde kan da aldılar. Bu kanların hiçbiri de septik artrit bulgularını desteklemiyor. Bu az önce bu tabloda şu anda görünen laboratuvar bulguları yok. Bu hastaya bizim uygulamamız non-steroid anti-inflamatuvar veriyoruz ve yanıtına bakıyoruz. Yanıtı iyiyse ortopediyle konsülte etmiyoruz. Şimdi ben sana soruyorum.
Biz bunu sana gönderelim mi ona rağmen, yoksa sinonit düşüp hani göndersek bir şey yapar mıyız? Yani soru aslında şu: laboratuvarı da Bence temiz, sinovit de düşünüyoruz. Bu hastayı konservatif olarak istirahat artı non steroidle eve göndersek, okeyse, her şey yolunda gidiyorsa devam etmesi, okey değilse hani o zaman bir üst aşamaya bunları tekrar ya da sizinle görüşmemiz daha doğru mu olur, şu yoksa her halükarda olabilir. size gönderelim mi? Yani evde 24 saat takip edilebilir ama bu 24 saat içerisinde ilk 2-3 saatte bile bir progresyon gösteriyorsa mutlaka görmek gerekiyor. Çok güzel Eğer fikir. regresyon varsa takip edilebilir. Yine de benim görüşüm aksama toparlamadan her hastanın yine bize konsült edilmesi daha iyi olur. En kötü ihtimalle toksik sinovise geçmiş olsun deriz, dua ederiz, göndeririz yani hastayı. Ama bazen böyle Ama hani düşünün, gözden şu fonksiyon yapılma olasılığı var mı mesela toksik sinovide? Mesela toksik sinovide ben düşünün ama hayır. fonksiyon yok değil mi? Yani Yok, hani mümkün olduğu kadar invaziv girişim istemiyoruz zaten. Yani yapmıyoruz. ama Süper. Çok güzel. yani mesela şu gördüğümüz değerlerden 4 değerden 3'ünün olması veya 3'lerin 2'sinin olması bir şey yapıyorsunuz. Mesela CRP yani yeni değerlere göre, eski değerlere göre bilmiyorum. Ha Onun evet. üzerinde olması ama sedimentasyon ve lökosit düşüklüğü, hafif de ateş varsa yine de bunu takip etmek gerekiyor. Septik artış şüphesiyle takip etmek gerekiyor. Hani eve git demek pek uygun olmuyor buna. Yani şu dört Okay. kriterlerden bir tanesinin normalin biraz üzerinde olması yine bize konsült edilmesi için bence gerekli. Süper. Süper. Teşekkür Biz ederiz. de zaten yani elimizde enjektörle fonksiyon için beklemiyoruz. Mümkün olduğu kadar invaziv şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Şimdi bazı işte bizim hastalardan da bir kısmı bunu soruyor. Hocam neden öyle? Ben diyorum ki neden konsültasyon yaptınız? Şimdi bir cerraha bir konsültasyon gönderiyorsan, sen akut cerrahi patoloji düşünmüşsündür. Sen de bir ortopedik cerrah, yani bir ortopediste bunu gönderiyorsan, ben bunu düşünüyorum. Sen bunu dışla demektir. Böyle gönderirsen adam da dışlar. En kolay dışlama kriteri hani bir cerrah için, hani tırnak içinde bir cerrah için fonksiyon olacağı için, hani ola ki böyle bir şey oldu diyorum. Bundan dolayı sordum özellikle sana. Yani tabii ki sizin ekip çok iyi Anladım. ama ola ki hani Teşekkür ederiz. konsültasyonlar hem sizi yormamak adına, hani sanki bu şekilde konservatif yönetmek biraz daha şey yapabilir diye. Okey, fonksiyon Yani. ve drenajdan bahsedecek misin, yoksa biraz daha ilerleyelim mi diğer sağlıklara? Yani işte fonksiyonu ne zaman yapıyoruz gibi bir soru olursa, yani klinik bulgular eşliğinde bu gördüğümüz laboratuvar bulguları varsa biz fonksiyona yavaş yavaş yanaşmaya başlıyoruz. Ha, radyolojik herhangi bir tetkik isteyelim mi diye bir soru gelebilir. Geldi mi? Gelmedi. Galiba ben Oradan görmedim. şey dediler, işte grafi istiyoruz, MR istiyoruz diyenler oldu ama Direkt grafide septik artıda direkt grafide erken dönemde bir bulgu göremezsiniz. Ultrason eğer çok deneyimli bir radyolog varsa sıvı miktarında artışı bize gösterebilir ama bu da septik artrit tanısını tam doğrulamayabilir. Çünkü transient sinovitte de geçici sinovitte de biraz sinovi miktarında artış olabilir. MR o da bize sıvı miktarında artışı gösterir ama MR bu tür vakalar için biraz gereksiz bir tetkik oluyor açıkçası. Direkt grafinin ve MR'ın buna çok fazla yeri yok ama ultrason biraz yardımcı olabiliyor. İçinde fonksiyon da yapmamız gerekebiliyor bazen. Çünkü küçük çocuklarda, 2-3 yaşındaki çocuklarda kalça eklemine girmek, kövlemesine girmek biraz zor olabiliyor. Bunların çoğunda biz ultrason eşliğinde fonksiyon yapmayı öneriyoruz. süper. Burada şey demişler, benim dediğim gibi, Ulaş Hocam dediği gibi durum varsa diyor, periferde ortopedist de yok. Bak dedim sana ben. Her tarafta Doğru. Ya ortopedist var yok artık her yerde de. diye. Hastayı bu şekilde benim söylediğim gibi yönetebilir miyiz, yoksa nasıl yönetelim diye sormuşlar. Evet, Periferde aynen ortopedist o yok. şekilde. Evet. Yani hastayı eve göndermeye gerek yok. 3-4 saat dolaşması bile yani İzlenebilir. poliklinikte dolaşması bile yeterli. Eğer geçici bir sinovit varsa emin olun bir progresyon yani ilerleme göstermeyecektir. Ama septik artrit mutlaka kısa zamanda bir progresyon gösteriyor. Yani klinik daha kötüye gidiyor. Laboratuvar daha da yükselmeye devam ediyor. Özellikle CRP ilk 2 günde çok önemli. Sedimentasyon genelde 3. 5. günden sonra hani birazcık daha yükselme eğilimi gösterebiliyor. Şöyle bir soru gelebilir. Prokalsitonin yeri var mı? Birçok yayında artık prokalsitonin de önemli göstergelerden bir tanesi olarak bakılıyor. Septik artrit demeyeyim de hani enfeksiyon göstergesi olabiliyor. Özellikle 0,5 nanogram bölü desilitrenin üzerinde olması belki her yerde bakılamıyor olabilir ama prokalsitonin de artık septik artrit tanısında yeri var. Süper. Ultrason demiş Özlem Yılmaz ama ultrason ne diyeceksin? Kullanıcı bağımlı.
sıvı artıyor ama senin için bir şey var mı? Yani biz istiyoruz ama. Yani tanıya yaklaştırır ama bizim için altın standart bu septik artrit mi değil mi diye düşündüğünüzde aslında altın standart nedir diye sorarsanız altın standart fonksiyon. Güzel. Yani, İşte ben de az önce onu dedim. Ya bir cerraha sen bunu dışla diye gönderse o dışla. Çok güzel dışlar. Yani gold standart dışlar abi. O yüzden de hani düşünmediğini gönderme anlayışı. Mesela cuma günü de Zafer'le yapacağız çocuk cerrahisini. O tam senin tersini söylüyor. Ben görmesem olur yani. Hani acil cerrahi nasıl olsa yazacağım şey belli. Acil cerrahi patoloji düşünülmedi yazacağım. Yani orada tabii ki oradaki yapılan işlem de sende yapılan işlem farklı ama sonuç itibariyle perikardı sanki bu şekilde yaratılabilir. Bir tane bile hastanın kaçması yani biz sonuçlarını biz görüyoruz kesinlikle. Açıkçası. Septik artrit tekelini birazdan göstereceğim ben size tekelin nasıl oluştuğunu. Sonuçları korkalım biz görüyoruz. Yani bir diyorsun. tane hastanın bile Okay. kaçması evet. Tamam, mesaj alındı. Buna geçeyim mi? Tamam. Şimdi yani septik artrit tabii yani eklemde şişlik, kızarıklık da kendini belli edebiliyor. İşte fleksiyon postürüyle kendini belli edebiliyor. Sıklıkla kalça veya diz eklemini tutuyor çocuklarda. Fakat dizlerdeki her şişlik tabii ki septik artrit veya geçici sinovit değil. Mutlaka ayırt edilmesi gereken ayırıcı tanının ön planda da düşünülmesi gerekiyor. İşte romatoid, juvenil artritler gibi veya cilt altı apseler gibi. Bir sonraki slaytta mesela göstereceğim bir tane vaka var. Ona geçebilirsek. Mesela bu septik artrit olabilir mi ön tanısıyla bize danışılan bir çocuk. 3 yaşında bir çocuk. Sağ ayak lateralde, lateral malyonun hemen altında bir kızarıklık göze çarpıyor. Şimdi bu yani tanısı bunun selülit aslına bakarsanız. Yüzeyel bir enfeksiyonu var çocuğun. Cilt altı enfeksiyonu var. Bunu da mesela ultrason isteyebiliriz. Enfeksiyonun yüzeyel mi olduğunu, derin mi olduğunu tanısını koyabilmek için ultrason çok iyi bize doneler verebiliyor. Şimdi böyle bir hastaya acaba septik artrit mi diye bir ponksiyon yapmaya kalktığınızda cilt altındaki bakterilerin hepsini direkt ekleme inoküle edersiniz. Yani bir septik artrit yaratırsınız. Bugün septik artrit olmaz ama 3 gün size septik 3 gün sonra size septik artrit tanısıyla gelebilir bu çocuk. Dolayısıyla yani her kızarıklık, her şişlik tabii ki mutlaka septik artrit ayırt edilmeli ama kliniğin de çok önemi var. Bu basit bir selülit enfeksiyonu. Yüzeyel pomatlarla veya ufak yüzeyel antibiyotiklerle tamamen toparlayabilecek, rahatlayabilecek bir klinik tablo. İşte hani siz her şeye fonksiyon yapıyorsunuz diye suçlandım. Fonksiyon yapmıyor fakat hastalığın sonuçları bu. Bu septik artrit sekeli. Şimdi septik artrit sadece antibiyotikle tedavi edebilir mi diye bir soru gelebilir. Şöyle siz oradaki eklem içerisindeki bakteriyi isterseniz eradike bile edebilirsiniz antibiyotik kullanarak ama orada asıl hasarı oluşturan bakterinin kendisi değil, bakterinin salmış olduğu enzimler. Şimdi bu hastada sekel olarak femur başı tamamen gitmiş. Yani tamamen lizise uğramış, femur başı neredeyse gözükmüyor. Bu bakterilerin işte o enzimler tarafından oluşturulan bir hasar. Biz tamam antibiyotik başlanabilir ama mutlaka hastanın o eklemin açılarak o enzimlerin hasar bırakacak olan bütün şeylerin ortadan uzaklaştırılması yani drene edilmesi, yıkanması gerekiyor. Hatta böyle hani 1 litre değil yaklaşık 10 litre mayıyla falan yıkamak gerekiyor eklemi. Dediğim gibi yani biz sekelleri sonradan bir 3-4 sene sonradan sekelleri biz gördüğümüz için öyle aksama topallama olduğu zaman bir septik artı ayrı bir önemi. Tamam hocam göndereceğiz. Bizim iş yükümüzü arttırmaz merak etme hocam. Tamamdır. Geçeyim mi hastayı? Geçebiliriz. Ha bunu evet, sen anlat Hüseyin. Çünkü bu çok özellikli bu bir hasta. Bu direkt polikliniğe gelen bir hasta bu. Şimdi bir aylık bebek dış merkezde sol femur ve sol humerus'ta kırık denerek bir alçalama öyküsü var. Burada humerus'un fotoğrafı yok ama altta grafide göreceksiniz. Oraya bir humerus'a alçalama yapılmış. Şimdi çocuğun genel durumu iyi. Bir aylık çocuk. Hani emmeme gibi bir şey yok. Böyle bir huzursuzluk sürekli ağlaması falan yok ama böyle biraz hani somnolans da demeyeyim de hani uyku eğilimi var aslında bakarsanız çocuğun klinik olarak bakıldığında. Sol üst ekstremitede ateli var. Sol alt ekstremitede hareket kısıtlılığı var. Ve ekstremiteler arasında baktığınızda belirgin bir çap farkı var. Lokal bir hassasiyet var. Ekstremiteye dokunduğunuzda çocuk ağlıyor. Şimdi bir aylık çocuk humerus'ta ve femur'da şüpheli kırık öyküsüyle geldi. Bu hastada ne düşünürsünüz bir pediatrik
hekim Ha, olarak. evet. Yani Ben acilde bu hastayı ortopedist gören olarak ilk hekim direkt olsaydınız ne düşünürdünüz? Evet, ayrıca çok güzel. Çünkü Hüseyin, bu arada sana da söyleyeyim, takipçilerimiz arasında acil tıp uzmanı var, acil tıp asistanı var, pediatrist var, pediatrik acil fellow var, pediatrik acil uzmanı var. Yani hani çocuk hasta bakan hemen hemen çoğu disiplin var. İstismar düşünürlermiş. evet. Arda arda 4 tane istismar Evet, gördüm şu dört anda. tane istismar var. Başka istismar. Cam Peki, çocuğun bebek vücudunda. demişler. Cam bebek demek istiyorlar herhalde. Evet. Evet. Yaklaşmış o. Evet. Can bebekliği. Ciddi riket Şimdi demişler. Çok güzel. Fiziksel istismar demişler. bu çocuk ilk olarak ortopedi polikliniğinde bana geldiği için, yani dış merkeze bana refer edildiği için kırıklar nedeniyle ben direkt çocuğun sklerasına baktım. Ha, bu arada child abuse veya istismar demiş Evet. ama vücudunda başka bir darp izi, hematom, ekimoz öyle bir şey falan yok bu arada. Hani böyle sarsılmaya bağlı olarak böyle sarsılmış çocuk gibi bir şey de yok. Aile hekimleri de varmış Hüseyin. Şimdi şey Tamam. geldi. Uyarı Şimdi geldi ben Caner'den. Ha. şimdi geldi. Osteogenesis imperfecta cevapları geldi. Ben de Süper. ilk Evet, olarak sen osteogenesis söyleyince. imperfecta Ha. düşündüm. Ve sklerasında hafif mavilik vardı gerçekten. Dolayısıyla fraktür öyküsü de var. Yani şey ne istersin? Tetkik ne istersiniz? Ya çocuk hekimleri ve acizler belki farklı bir şey istedi. Ortopedist olarak ben ilk tetkik olarak bir grafi istedim. Direkt grafi. Okey. İstedin ve görünüyor değil mi? Umarım görünüyordur. Bakayım ben Şimdi büyütebiliyor mesela muyum? sol Yok. humerus'taki atel de gözüküyor. Sol humerus ön kolun orada sanki bir hafif bir eğim var gibi. Ama yani femurdaki görüntü bir aylık bir çocuk için çok beklediğimiz bir görüntü değil. Net görünüyor mu acaba orada yani? Çünkü femur komple hem litik hem sklerotik şeyler var. Bütün femur boyunca. Şimdi normalde osteogenesis imperfectalı bir şeyde kırık segmenter olur. 4-5 parçalı bile bir kırık olsa. Etrafında bu kadar kallus dokusu gibi bir doku görmeyiz. Parat Şimdi hormon istemişler, D-vitamin istemişler, kalsiyum fosfor istemişler, güzel. alkalin Güzel. fosfataz istemişler. Başka grafi istemiş, direkt grafi senin gibi istemişler. Evet. Okey. Direkt grafiği bu. Tamam. Biz ne istemişiz? Bir sonraki slaytta görebiliriz. Bakalım. O biraz küçültmek Burada gerekecek. Bunu. ben burayı söyleyeyim. Burada çok fazla Tahir, bu arada Tahir teşekkür ederiz. Tahir yapmıştı slaytları, yardımcı olmuştu bana. Çok net görünüyor gerçekten. Burada hematokrit dışında bir bollama yok. Sanki şeyde de bir sıkıntı yoktu. Bir geriye gelin. Şu Lökositozu var galiba orada biraz. Yani 13 bin 13 civarında 13 lökositozu bin var. küsür bir lökositozu var. Doğru. 13 bin 900 gibi bir lökositozu var. Sola kayması var. Evet. Evet. CRP yüksekliği var. CRP'si 10 civarındaydı ama miligram desilitre gibiydi. Yani 100 demek gerekiyor. Başka da evet. Başka da tabii böyle çıktığı için göremiyorum ben şimdi. Dur bakalım. Şimdi Şöyle mesela şuraya bakalım. osteofibromatosis gibi bir şey var orada cevap. Şimdi ortopedik, pediatrik ortopedik acillerden bahsettiğimiz için daha çok böyle hani acile yönelik şeyler düşünmek gerekiyor. Osteofibromatosis çok ortopedik acil gerektiren bir şey değildir. Şimdi bu çocukta bu laboratuvar tanıları da bir CRP yüksekliği var. Bizi şüphelendiren bir şeylerden. Lökositozu CRP'si var. Ben şimdi senin verdiğin slaytlara baktım. Burada çok görünmüyor. Fotoğrafını çektik diye slaytların büyümüş biraz. Ama senin dediğin gibi lökositozu var. CRP'si yüksek. Diğer şeyleri parat hormonu, D vitamini, fosfor, kalsiyum, alkalen fosfataz hepsinde bir sıkıntı yok görünüyor. Şimdi buraya mı Peki. geçeyim abi? Evet, şimdi buraya geçelim. Yani biz bu laboratuvar verilerinde bir de GRP yüksekliği bize şey oldu. Femurdaki görünüm çok kırıkla uyumlu değil diye düşündük ve biz bundan bir MR istedik. Bu arada sol kolundaki ateni de çıkardık ve sol kolunda belirgin olarak gerçekten bir hareket kısıtlığı var. Fakat omuz adduksiyonda, el internal rotasyonda yani hafif parmaklarında hareket belki var ama bu da kırığa bağlı pek gördüğümüz deformiteler değil açıkçası. Çok Şimdi güzel. MR'ı uyluk için istedik. Üst ekstremite için de bir şey istedik. Bu femur, yumuşak doku ve femuru, kalça ve diz ekleminin MR'ını görünce ben birazcık böyle şoke oldum açıkçası. Sağ kalça normal kalça. Normal tarafı görüyorsunuz. Kalça eklemi hiç
gözükmüyor. Diz eklemi hiç gözükmüyor. Cilt altında gördüğünüz o segmental lobüler şeyler de abse formasyonu. Evet, osteomiyelit gelenler, osteomiyelitler. Bu Doğru cevaplar geriden geldi. geliyorlar birazcık ama. Evet, yani MR Evet, sonrası... bu MR sonrası ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Osteomiyelit var, hatta panmiyelit, yani o kemiğin tamamı neredeyse ekleme, iki eklemede, iki komşu ekleme kadar açılmış, hem septik artrit oluşturmuş, hem cilt altında multinoküler abse formasyonu var. Ve koldaki hareket kısıtlılığı da aslında kırığa bağlı olmadığını gördük biz. Koldaki hareket kısıtlılığının psoedo paralizi olduğunu gördük. Çok güzel. Dolayısıyla abseden örnek aldık. Kan kültürü alındı. Siz aldınız daha doğrusu. Ve ve sonuç. ikisinde de aynı etken üredi. Evet, ikisinde de Staphylococcus üredi. aureus. Evet. Evet. Sol koldaki psoedo paralizin nedeni de bu. Bunun outcome'ı nasıl oldu? Hatırlıyor musun Bunun merak tabii ediyorum tabii ben çünkü takip çok ediyorum ben. Hala gürültülü takip görünüyor ediyorum. abi tablo. Osteomiyelit tablosu geriledi ama sol kalça eklemindeki epifiz hasarlandığı için çocukta aksama ve sol ekstremitede de kısalık var. Takipte daha sonra da uzatma ameliyatları yapılacak. Şu anda 3 Okay. yaş civarında falan çocuk. Ege'nin çocuk hekimleri enfeksiyon hastalıkları çok iyi bilir yani bu Evet, çocuğu. umarım Zümrüt buradadır, bizi dinliyordur. Ara ara dinliyor ama burada mıdır değil midir bilmiyorum. Evet, diğer vakayı de sen sun istersen, senin vakayını. Tamam. Bunu Diğer genç vaka, yıllarla 7 yaşında, 7 aylık bir çocuk, sol kolundan damar yolu açılmış ve intravenöz antibiyoterapi öyküsü var. İntravenöz tedaviden bir süre sonra kolda şişlik, morarma gelişiyor ve distal nabızları almada soru işareti var açıkçası. Evet. Bu vakayla ilgili bir evet, bilmiyoruz şimdi olan hala yorumunuz eski olan vakayla bilmiyorum. ilgili Evet. bilgiler vardı. Osteomiyelit Osteomiyelit bir dedik yaşından mi? Evet, dinliyorum. nadir. Daha Nadir. çok metafizel, evet, kanlanmanın yüksek olduğu bölgelerde olur. Epifizi çok fazla tutmaz ama bu çocukta epifizi tutmuştu. Haklı arkadaş. Evet. Elşan bizim hasta. Evet. Evet. Bu Evet. hastaya yorumlar Kompartman getiriyoruz demişler. tabii. Kompartman demişler. Kompartman, kompartman, kompartman. 4-5 tane kompartman. 6. Geliyor. Hep kompartman geliyor Hüseyin. Doğru. Doğru geliyor. Okay. Güzel, yani direkt klinikle şey hani fizik muayene ile tanı konulabiliyor demek kompartman sendromu. Bu sevindirici bir şey. Yani Süper. kompartman sendromu belki meslek hayatınızda çok sık karşınıza gelecek bir şey değildir. Ama geldiğinde gerçekten önemli çünkü o uzvun kaybına kadar gidebiliyor. Çocukluk çağında erişkinlerin azından kompartman sendromu belki biraz daha fazla karşılaşıyor olabilir. Ama en sık nedenleri mesela suprakondilar humerus kırıkları, yanıklar, septik nedenler ve nadiren de olsa o fotoğrafta gördüğünüz gibi iatrojenik, yani bizim yaptığımız tedaviye sekonder oluşan kompartman Birkaç sendromları ders önce hayatınıza görüşmüştük. gelebiliyor. Yılan da aynısını yapıyor Hüseyin. Hatta senin de Evet. deneyimin var sanırım, değil mi? Yılanın Var. Maalesef sırığında da yani bir kötü bir kompartman deneyimim var. sendromu geliştiğini biliyorum Çünkü ben bizde iki hastanın. şöyle bir deneyim oldu yılanın sırığı ile ilgili. 14 yaşlarında bir çocuk. Menderes civarında yılan avlıyor bunlar. Kemer yapacakmış Evet. kendisine söyledi. Elinden ısırıyor yılan. Çocuğun trombositleri hematotoksik aynı zamanda. Çocuğun Tabii. trombositleri 10 bin civarına falan düştü ve gittikçe düşüyor. Ama kompartmana gidiyor el. Anestezi verilemiyor şey düştüğü için. Ben lokal anesteziyle biraz da yani çocuğun canını yakarak o eli kurtarmak için şey açtığımı biliyorum. Çok hızlı bir şekilde yani bir dakika iki dakika içerisinde fasciyi açtığımı Fasya. biliyorum açıkçası. Lokal anesteziyle yapmak zorunda kalmıştım. Evet. Kompartman sendromu Geçeyim bunu. tanısı Kalsın mı önemli geçeyim? Okay. açıkçası. Bir sonraki slayta geçebiliriz onu. Hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü kasta ve sinirde özellikle 6 saatten sonra geri dönüşümsüz hasara neden olduğundan dolayı maksimum 6 saat, 6-8 saat içerisinde ortopedik müdahalesinin yapılması gerekiyor kompartman sendromunun. O müdahalede birazcık morbid bir müdahale aslına bakarsanız. Dolayısıyla tanıda çok fazla gecikmemek gerekiyor. Tabii ki yaptığımız morbid olsa da sonuçta uzuv kurtarıcı bir ameliyat olduğu için
Bir sonraki slide'da da görebiliriz. O hastayı soruyorlar Hüseyin de. Hangi durumda bu kompartman sendromu gelişti? İatrojenik miydi? Gelişti mi ya da o evet. Hastada kompartman sendromu? IV antibiyoterapi tedavisi ekstravazasyon. Evet, okey. Ekstravazasyon her antibiyotik olabilir. Ya bazı biliyorsunuz antiepileptik ve antibiyotik bazı ajanlar özellikle damar dışına kaçarsa çok ciddi nekroz ve şey yapabilir. Ama sizin hastada tabii ne oldu bilmiyorum ben. Yani tam dirsek seviyesinde açılmış. Muhtemelen o kol kıvrıldığından dolayı da bir ekstravazasyon yapıp bir ödem oluşturdu orada ve şeye bası yapmaya başladı. Yani arterial basıya neden oldu. Venöz konjesyonu oldu. Dönüşüm de engellendi. Dolayısıyla bir kısır döngüde kompartmana gitti diye düşünüyoruz. Okey. Mesela Dediğin çok sık gitti. görüyoruz cilt altı sıvı kaçması ama kompartman sendromu gelişmiyor diyor. Şöyle ekstremitenin kıvrımlı yerlerinde olduğu zaman özellikle dirsek gibi yerlerde bir damar yolu açıldığı zaman eğer dirsek kıvrıldığında siz farkına varmasanız bile çocuk 7 aylık çocuk 3-4 saat bu şekilde kalması kompartman sendromuna gitmesine neden olabiliyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. IV ekstravazasyon olmadan bu kolunun üzerine yaklaşık işte 14-15 saat yatıp da bacağının üzerine yatıp mesela 14-15 saat sonrasında kompartman gelişenler de oluyor. Oo. Tabii. Enteresan. Yani Okay. klinik olarak Güzel. değerlendirmek önemli. Bunda o akut arter tıkanıklığının hep 5P bulgularından falan bahsedilir. İşte o akut arter tıkanıklığının bulguların hepsi var. En önemli klinik bulgu bizim için pasif germede ağrı. Yani o çocuk parmaklarını böyle fleksiyon postüründe tutuyor. Siz parmakları elinizde pasif olarak eksildiğinizde çocuklar ona çok fazla izin vermez. Çok fazla ağrı duyar. Bu kompartman sendromunun ilk bulgularından bir tanesi. Veya dirseğini fleksiyon tutar. Siz ekstansiyona getirdiğinizde, pasif olarak ekstansiyona getirdiğinizde yine buna izin vermez ağrıdan dolayı. Yalnız bebeklerde şöyle bir problem var. Bebeklerde anlayamıyorsunuz. Sürekli olarak ağladığı için yani çocuk acı duyuyor. 10 saat, 11 saat ağlıyor. Yani pasif germeden dolayı mı ağrıyor? Normal mi ağlıyor? Bunu acıdan dolayı mı anlıyor? Bunu anlayamayabiliyorsunuz. Bebeklerde şu önemli. Artan analjezik ihtiyacı kompartman sendromunun göstergelerinden biri olabiliyor. Çok Bebekler güzel bir için. ipucu. Okey. O zaman Ama bu basit bebek bu ölçümle değil mi? ilgili şeye gerek yok. Evet, bebek bu. Deminki bebek bu. Ya biraz dediğim gibi hani Bayağı morbiditesi olan bir evet. girişim. Fasyayı boylu boyunca kesmek gerekiyor. Dolaşımı tekrar geri döndürebilmek için. Ama hiçbir fonksiyon kısıtlığı olmadan sadece kozmetik olarak bir scar dokusu oluşturarak iyileşmeye sağlanmış 7 aylık bebekte. Yani eğer zamanında müdahale edilmese, tanık olmasa o uzun kaybı Şeye söz kadar konusu gider değil olabilir. mi? Amputasyona kadar giderdir. Amputasyona kadar gider tabii. Süper. Geçebiliriz. Diğer hasta. Şimdi kompartmandan bahsettik. Kompartmanın en sık nedenlerinden bahsettik. O IV ekstravazasyon nadir görülen bir neden ama çocuklarda kompartman sendromunun en sık görülen nedenlerinden biri, çocuklarda en sık görülen kırıklardan biridir aynı zamanda. Şimdi bunun öyküsü de 9 yaşında bisikletten düşme. Yaz döneminde özellikle çok sık karşılaşıyoruz. Yine karşılaşmaya başlayacağız büyük ihtimalle. Sağ dirsek ağrısı, hareketli kısıtlı iç fleksiyon ekstansiyon yapamıyor. Dirsek bölgesinde belirgin şişlik var. Nabızlar açık. Şimdi böyle bir deformiteyle karşılaştığında ne düşünebilir? Kolles Kolles demişler. demiş. Evet. Kolles distal radius olur. Fraktür. Fraktür. Doğru. Güzel. Şimdi böyle bir hasta geldiğinde mesela ilk ne yapalım? Hemen filme gönderelim mi? Evet, grafi demişler. Mesela ya da Evet. sahada görünce bu hastayı ne yapmaları gerekiyor aslında Hüseyin. Bu aramızda sahada çalışan Şimdi şeyler de var çünkü. Ya da birazdan bahsedeceğim. seyitten Kesin önce kırık gibi. bulguları var. Relatif kırık bulguları, göreceli kırık bulguları var. Yani onları değerlendirerek böylece her hastadan direkt grafi istenmeyebilir. Artık aslında çok kolay çekiliyor. Yani her hastadan direkt grafi çekiliyor. Çünkü mevcut radyasyon dozları çok yüksek dozlarda olması lazım yani eskisi gibi işte hematolojik malignansları oluşturabilmesi için. Ama yine de elemekte fayda var açıkçası. Sonuçta radyasyon çocuk için zararlı. Şimdi bu sık gördüğümüz bir kırık çocuklarda. Sonraki slayta geçebiliriz. Bu suprakondilar humerus kırığı. Heh, Burada buyurun. sana bir soru Bir şey söyle. soracağım. Evet, bizim Tabii. adamların mesela film isterken ki şey problemlerinden bahsedeyim sana.
Bir çocuğu sizinle konsülte ederken bir daha geri dönüp bana bu filmi de iste dememek için nasıl bir film çekmeleri gerekiyor? Çok Şimdi klasik bir soru çocuklarda ama evet. travmaya alışkın olmayan ve ortopediste sık sık muhatap olmayan kişiler için Evet. çok önemli bir soru. O yüzden direkt sen bu hastayı geri bir daha filme göndermeyecek şekilde nasıl konsülte edersin? Nasıl bir film istiyorsun? Erişkinlerde çok büyük problem olmuyor ama çocuklarda özellikle epifizler yani büyüme kırdakları radyolojik olarak kırık hattına birazcık benzeyebiliyor. Bu nedenle biz her zaman ekstremite grafilerini çocuklarda karşılaştırmalı. Yani iki tarafı aynı anda istiyoruz. Ha, bu çocukların radyasyon dozunu arttırıyor mu? Hayır. İki ekstremiteyi birden koyuyor fen Tam da onu üzerine. Yine soracaktım. Evet. aynı doz Aha. geliyor sonuçta. Güzel. Evet, aynı dozda oluyorlar yani sonuçta. Tekrar tekrar filme gittiğinde bu doz sayısı artıyor. Dolayısıyla tek Evet. seferde çocuklarda eğer bir ekstremite grafisi istenecekse, bir travma öyküsü varsa, mümkünse aynı anda iki taraflı karşılaştırmalı grafiğin istenmesi daha uygun. Süper. Özlem de onu söylemiş zaten. Bunu geçeyim mi bu zaten? Burada bir şey... Şöyle, şimdi bu supraklaviyer humerus kırığından şunu bahsedeceğim. Eğer kırık böyleyse tanı koymakta çok büyük problem olmuyor. Görüyorsunuz orada humerusun distalinde iki tane ayrı fragman var. Kırık hattını görebiliyorsunuz. Birbirine hiç dokunmuyor bile kırıklar. Ama çocuklarda supraklaviyer humerus kırıkları sık gözüküyor ama bazen çok atlanabiliyor. Şimdi böyle bir grafide deneyimli bir gözle görmek gerekiyor açıkçası. Şimdi bu çocukların supraklaviyer humerus kırığı var ama lateral grafide mesela hiçbir şey gözükmeyebiliyor. AP grafide çok hafif olekronun yanında, çukurun yanında şu medial Tabii tarafta ben de bir şey var. gösteremiyorum fotoğraf. Fragman var. Ben de gösteremiyorum şimdi. Evet, ben de gösteremiyorum. İşte böyle durumla karşılaşıldığında eğer bir şüpheniz varsa bu çocukların mümkün olduğu kadar atele alınmasını öneriyoruz. Kırık olmasa, yumuşak dokudaki şişlik bile şey olsa atele alınmasının bir zararı yok. Çünkü ödemi çözmek için de biz atele istirahate aldırıyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşıldığında çocuk üst ekstremite travması var. Şüphedesiniz, kırık var mı yok mu bilmiyorsunuz. Direkt atele alıp bir gün, 2 gün sonra daha uygun, yani şartlar uygun olduğunda bir ortopediste danışılabilir açıkçası. Okey. Zaten Mehtap da bunu sormuş sanırım. Hocam hangi kırıklarda ortopedik olsun gerekir? Hangilerinde aten ve poliklinik kontrolü önerelim diye bir soru sormuş. Zaten bunun Her cevabını verdin şimdi. kırıkta ortopedik olsa gerekir. Ben Her kırıkta ortopedik konsültasyonu gerekir. Ve ortopedinin her neredeyse... kırık Evet, söyle söyle ben de sana aynı atele şeyi söyleyecektim. alınabilir. Her kırık şüphesi atele alınabilir. Hatta bazen atele almamak suç bile olabilir açıkçası. Yani bir ortopediste ulaşana kadar atele almanın hiçbir zararı yok. Zararlı olan biraz alçı. Çünkü alçıyı sirküler sardığınızda kompartman sendromu oluşturabiliyorsunuz. Atel dediğiniz yarım alçıdır. Yani ön tarafı boştur. Eğer çocuğun kolu şişmeye devam etse bile ön tarafta sadece pamuk olduğu için o şişmeye olanak verir. Atelin bir zararı yok. Erişkin çocuk farkı var mı atelin diyor. Öğrendiğimiz gibi mi diyor. Öğrendiğiniz gibi farkı Tamam. yok. İkisi de aynı. Tamam. Sadece Okey. erişkinlerde 20'lik yani 20, daha geniş atel şey, alçı kullanmak gerekebiliyor. Çocuklarda 10'luk veya 5'lik gerekebiliyor. Okey. Süper. Şimdi kesin kırık kriterleri bir kere şekil bozukluğu yani deformite olması, ekstremitede anormal hareket olması, ön kola bastırdığınızda dirsek bölgesinde ağrı olması gibi indirekt ağrılar, krepitasyon yani çıtırtı duyulması. Bunlar kesin kırık kriter olarak göze çarpıyor ve bunlara mutlaka direkt grafi istemek gerekiyor bir kere. Hüseyin, Alper hocam var, erişkin acil hocamız şeyden, Dubai'den zannediyorum, Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki her kırık için ortopedi acil konsültasyonu gerekmez belki ama takibinin ortopedi polikliniğince yapılması gerekir diyor. Ne diyorsun? Acil demedim zaten. Yok, acil demedim. Okey, tamam, Ya her süper. kere ortopedi ihtiyacı var. Tamam, acil. Ben belki Okey. yanlış bir kelime kullanırsam kusura bakmasın. Acil değil tabii ki. Tamam, Alper hocam oldu mu? Alper hocam. Takibi önemli. Zaten Hüseyin Hoca da onu söylemiş. Eğer anlaşamadıysak Alper Hoca çünkü çok önemli hocalarımızdan. Okey, tamam. Teşekkür Hani ederiz. dedim ya. Hatta Okey. eğer şüpheli bir şey var, siz ortopediste ulaşamıyorsanız onu atele alıp 2-3 gün sonra ortopediste ulaştırmak bile mümkün eğer şüphe duyduğunuz bir şey varsa. Yani hemen Okey. ortopedinin görmesi gerekmiyor çoğu kırıklarda. Ağrı olması, hemotom olması, fonksiyon kaybı, yerel duyarlılık bunlar hafif burkulmalarda da olabilecek şeyler. Dolayısıyla kırık anlamına gelmiyor ama göreceli kırık kriterleri içerisinde Ama yukarıdaki yer kesin alabilir. kırık kriterleri çok önemli, değil mi? Evet, Yani ondan evet. şekil bozukluğu, anormal hareket, Deformite, indirekt anormal ağrı. hareket. Evet. Süper. Şimdi çok güzel bir Geçebiliriz. slide geliyor. Burada ne Evet. görüyorsunuz diye soruyor Hüseyin, değil mi Hüseyin?
Şimdi burayı hem birazcık dinlenme amacıyla şey koyduk. Şimdi bu çok ünlü bir figür aslında. Yani Hristiyanlıkta ünlü bir figür. Meryem Ana ve Hazreti İsa figürü. Özellikle Bizans döneminden itibaren işte freslere, şeylere falan kazınmış bayağı. Rönesans döneminde böyle yenilikle beraber o dönemin aristokratları sırayla geçip yeni doğan çocuğuyla aynı pozları vermeye başlamışlar ve resimlerini yaptırmışlar. Şimdi bu sağdaki resimde Albrecht Dürer resimli bir Alman tarafından 1500'lü yılda yapılmış. Şimdi bu iki resim arasında çok belirgin bir farklılık hiç göze çarpıyor mu? Yani gözünüze çarpan bir farklılık var mı? Hocam Bebeğin birine sarılıyor, birine dadı robot çıkığı dediler şimdi. Hüseyin. İlk cevap dadı çıkığı. İkisi arasındaki Güzel. benzerlikleri soruyorsun değil mi? Ya da farklıkları. Yedi fark Farklılıkları yok yani ama göze değil mi? çarpan ne var? Yedi fark yok. Var bayağı fark aslında da konumuzla alakalı farkı soruyorum. Yoksa bebeğin biri sarışın, biri Çok esmer güzel. falan. Çok güzel. Evet arkadaşlar dadı çıkığı kolunu kaldıramıyor gibi demiş. Çağrı Evet. Aslan. Evet. Bir de Periferik kolunda sinir nasıl bir paralizi deformite var demiş. acaba? Ne Bu bizim demiş? Elif Gökçe mi acaba? Periferik sinir paralizi. Elif Gökçe sen misin? Evet. Efgök. Defgök. Yıldız Mürver sol kol kaldıramıyor demişler. Bahşiş Evet. eli gibi demiş Büşra. Evet doğru. Sol kolda İyi paralizi çok güzel demişler. cevaplar geliyor. Evet. Erdüşen demişler. Evet. Hiç kimse ten rengine bak. Demek ki ırkçılıktan ne kadar uzağız. Çok iyi bir ülkede Evet, yaşıyoruz çok Hüseyin. güzel bir şey, O çok yüzden güzel. Herkes siyah mesleki beyaza hiç olarak kimse bakmış. takılmadı. Erdüşen. Okey. Mesela sağ ayağında da Pesek Inovarus gibi bir görüntü var aslında. Buna kimse bakmadı. Ben de dikkat etmemiştim. Güzel, çok güzel. Bu geçen hafta Hüseyin, 2 hafta önce nöroradyolojinin Cenk var. Biliyorsun değil mi? Aha, biliyorum, biliyorum. Cenk şöyle bir şey söyledi bana. Radyolojinin neşeli gözü mü ne öyle bir kavram kullanıyorlarmış onlar. Happy eye radyoloğun neşeli gözü herhalde. Bir şeyi görünce başka hiçbir şeye bakmıyormuş. Yani lezyon olarak. Hani şeyde filmde mesela bir şey arıyor. Bir şey görüyor. O lezyona odaklanınca öbür tarafı bakmak şeyi görmüyor. Bunun da bir adı varmış radyoloji camiasında. Allah. Şimdi sen de ona benzer bir şey. Fotoğrafta aslında başka bir şey, ortopedik hadise var. Ama herkes şeye odaklandı gibi. Değil mi? Ama doğru yere odaklandılar. Ben bunun için Evet. koydum bu fotoğrafı aslında. Süper, süper, Bir süper. Çok sonraki güzel. slide'a geçebiliriz. Bir sonraki slide bunun aynısı zaten herhalde. O Evet, altı bunun gibi, değil aynısı. mi? Evet. Bu yanlış hatırlamıyorsam evde doğum öyküsü var. Bu zor doğum öyküsü, makade prezentasyon soru işareti. Kolun hareket kısıtlığı çok fazla fark edilmemiş. İşte 16. 15. 16. günde falan fark edilmiş. Öykü doğum kilosu birazcık fazla herhalde. 4,6 kilogram doğum kilosu. Bu şimdi bu gördüğüm için şu öykü çok spesifik bir öykü. İşte zor doğum öyküsü, makadi doğum olması, yüksek kilolu olması doğum esnasında travmalara neden olabiliyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bu travma klavikula kırığına neden olabiliyor. Sağ tarafında bunun belki görünüyordur. Klavikula üzerinde bir hat var. Klavikula kırığına bağlı olarak erp paralizi karşımıza gelebiliyor. Yani brakel plexus paralizi karşımıza gelebiliyor. Veya zor doğum esnasında çekmeye, avizyona bağlı olarak da karşımıza gelebiliyor bu tür problemler. Şimdi bu slide'ı şunun için koydum. Şimdi klavikula çok yakın brakel plexus deniz. Yani onun böyle aşağıya doğru bastırmak zor doğum esnasında kolaylıkla o siniri hasarlayabiliyor. Brakel plexus hasarlanması ortopedik acil değil. Aslına bakarsın. Alper hocam, ortopedik acil değil. Bu sadece ortopedisinin muhtemelen görmesi gerekiyor. He, tabii ki yani doğumdan sonra böyle bir şey fark edilse mutlaka tabii bize Fark konsülte et. edilmesi de gerekiyor. Çünkü sonuçta bunun takiplerini hatta cerrahi gerekirse cerrahisini bizim yapmamız gerekiyor. Neden acil değil? Çünkü doğum esnasında oluşan yaralanmaların bir kısmı nöropraksidir. Yani sinirde bir kopma olmayabiliyor. Sinirde küsme tarzında olabiliyor. Veya çocuklarda rejenerasyon kapasitesi hızlı olduğu için hızlı bir şekilde dönebiliyor da. Biz ilk 3 ay fizik tedavi yardımıyla bunlara fleksiyon ekstansiyon egzersizi verip 3. ayın sonunda bisepsin çıkıntısı yani bisepsin hampı gelişiyor mu gelişmiyor mu bunu görmek gerekiyor. Eğer bisepsin hampı gelişiyorsa bu çocuk fleksiyon yapabiliyor anlamına geliyor. Ve bunların çoğu cerrahiye ihtiyaç hiç duymadan normal bir fonksiyon kazanabiliyor. Daha az kısmı cerrahiye kadar gidebiliyor ki biraz mayor bir cerrahi yani. Evet, Büşra şöyle bir şey demiş. Her zaman bu öykü olmuyor.
3200 yüz gelişi, Normans Montan Doğan, fizik muayenede krepitasyon vardı. Ortopediye yolladık ama yakalama moro bozulmamıştı. İlk çocukta da aynı durum var. Yani geçici bir etkilenmeden bahsediyor zannediyorum. Yani tam olarak böyle bir şey değil. Neuroplaks dediğiniz şey olabilir işte o. Okey. Krepitasyon geliyor dedi, klavikula kırıyor mu acaba? Onu söylemeye Şimdi çalışıyor sanırım. klavikula kırıyor. Klavikula güzel bir yer yani parmak bastı arkadaş. Çünkü klavikula kırığında da omuzunun kolunu oynatmayı engelleyebilir çocuk. Ama mor refleksini alabilirsiniz. Ağrıya bağlı olarak o omuzunu oynatmak istemez. Güzel. Ama brachial plexus'ta o portrede gösterdiğim bir deformite var. Hani biri dedi ya bahşiş bekleyen el gördüğümü Evet. diye. Omuz rotasyon olur, Evet. dirsek ekstansiyon olur. Ama her klavikula kırığı da brachial plexus yapacağı anlamına gelmiyor ki. Klavikula kırığı sık görülebilen bir şey çocuklarda aslında ama bunların belki de yani %3, %4'ünde falan brachial plexus hasarı karşımıza gelebiliyor. Evet, yani iri bebek olması bir risk faktörü, makadi geliş bir risk faktörü, çoğul gebelik risk faktörü, zorlu manevralar risk faktörü. Bir de yani genelde bu tür şeylerde yani biz çok karşılaşıyoruz. İşte doktorunu suçlayan çok kişi oluyor. Yani çocuk normalde doktor çekmiş, doktor kemiğini kırmış falan gibi şeylerle karşımıza geliyor. Çok adli vakalarla ilgili bu konuyla ilgili bilirkişilik şeyleri falan bize gelebiliyor. Bu biraz daha hani az görülebilen bir şey ama medikolojik olarak biraz sorun teşkil edebiliyor bu tür vakalar. Güzel. Bir diğer vakaya geçelim. Buradan senden yardım isteyeceğim ya Hüseyin. Benim video Tabii. açılmadı bu hastada. Sen kamerayı değiştirip kendin şey yapabilir misin? Ben mi göstereyim? Bakalım. Şu eğer yapamayacaksan hiç karıştırma, sonra canlı yayın kopar. Bu hasta 13 yaşında. Önce ben okuyayım. 3 ay önce başlayan hafif aksaması var. Subakut bir öykü var. Bir ay önce ağrı belirginleşmiş. Hafif bayağı vücut kitle indeksi 34. Yüksek. Videoyu açabilecekse Hüseyin, ben açamadım çünkü buraya şey yapmadı. Şu anda görünüyor değil mi? Evet, görünüyor. Ha, evet. Evet. Görünüyor, uzaklaştı. Evet, şimdi geri geliyor. Okey. Bir daha açıyorum. Evet arkadaşlar, bu hastada tanınız bu öyküye göre nedir ve ne istiyorsunuz tetkik diye soruyor Hüseyin Hocam. Değil mi Hüseyin? Evet. Aseptik femur başı nekrozu geldi. Sinovit geldi. Trendelenburg geldi doğru. Trendelenburg gelmiş. Yani Kalça yürüyüş MR için isteyen Trendelenburg var. yürüyüş. Doktor Artu. Kalça MR. Önce bir grafi Anladım görmeyelim anladım mi? Ertuğrul. Anladım. Kalça olduğunu anladım ama MR çektirsen bile raporunu okuyacak kimse yok. Değil mi Hüseyin? Hüseyin Hoca varsa Hüseyin'e Eyvallah, estağfurullah. gönderebilirsin. MR o kadar kolay ulaşılan bir modalite değil. En azından bu ağrı için diyebilirim. Çünkü 3 aydır ağrıyor. Sonra radyolog bizi arar. 3 aydır ağrıyan için neden acil MR çekiyorsunuz diye söyler. Değil mi Hüseyin? Şimdi, evet, çoğu aseptik femur başı nekrozu olarak şey yaptı. Pelvis Left kalbe grafisi, evet, pertes ilk var. istenen tetkik o. Bak. Pelvis grafisi istiyorlar. Okey. Pelvis gravisi isteyenler doğru. Trendelenburg bulgusu var diyenler doğru. Güzel. Bakalım pertes miymiş, Ama aseptik şey femur başı gelmedi nekrosu daha, değil muymuş? mi? Beklediğin senin gelmedi sanırım. Gelmedi ama şöyle, bu yürüyüş, bu gösterilen tanıların, bahsedilen tanıların hepsinde olabilecek bir yürüyüş çeşidi Trendelenburg yürüyüşü. Ama Okey. şurada öyküde bir problem var. Şurada problem demin de bir trik var. Body İyi, mass evet, index tri, evet, 34, aynen öyle. çocuğun göbeğini gösteriyorum özellikle şu anda. Evet. Bu yürüyüşçi bir risk Evet, faktörü. Yani biri bildi obezite. herhalde. Biri bildi. Evet. Sanırım Bir tane doğru. geldi. Doğru. Evet, okey. O zaman filmi açıyorum. Sen de döndür istersen Hüseyin şeyi, Tamam, kamerayı dönüyorum. kendine. Tamam. Devam edelim çünkü 7 dakikamız kaldı. Tamam. Bu femur başı fiz kayması. Şimdi insidansı eskiden düşüktü. Hatta 0,3 100 binde 1 milyonda 3 civarında falandı ama artık son zamanlarda bizde de çok fazla oldu. Anglo-Sakson toplumlarda da çok fazla. Obezite önemli bir problem olduğundan dolayı. Şu anda 100 binde 10 civarında falan gözüküyor yani bu femur başı fiz kayması. Bu kronik tipte fiz kayması. Çünkü üzerine basabiliyor, yürüyebiliyor, yük verebiliyor. 3 ay önce başlamış şikayetleri. Ama çoğu zaman biz bu şekilde bu klinik tabloyla gelmiyor. Çocuklar üzerine hiç basamadan
gelebiliyor. En önemli risk faktörlerinden biri obezite arkadaşlar. Buna Ne demişler mutlaka burada? dikkat etmek gerekiyor. Filmde genital bölge köründe uygun olmaz mıydı? Anlamadım. Anladım. Ben de. Ha, Korunsa, korursa okey, demek okey, istiyorum. tamam. Okey, tamam. İyi olurdu Bu tabii. radyojiyle Bizce uygun evet. olurdu. Evet, şeydeki Şimdi sol kaymayı gördüm. kalça, sağ kalçası bunun normal. Bir Ha, filme pardon. tekrar geri dönebilir miyiz? Evet, tabii. Sağ kalçası normal kalça görüyorsunuz. Sol kalçada epifiz belirgin olarak asitabulum içerisinde yer değiştirmiş ve femur yukarı doğru çıkmış. Femurun yukarı doğru çıkması demek işte Trendelenburg yürüyüşü neden olmasının nedeni bu. Çünkü thoracentere major da yukarı çıkıyor. Trendelenburg yürüyüşü neden olan şey gluteus medius'un kısalığıdır arkadaşlar. Bu kalça çıkığında da DKC'de de karşımıza gelebiliyor. Pertes'te de karşımıza gelebiliyor. Femoşefis kaymasına da karşımıza gelebiliyor. Bunun nedeni thoracentere major'un yukarı doğru çıkması, hepsinde gluteus medius'un kısalması. Bundan dolayı Trendelenburg yürüyüşüne yol açıyor. Geçebiliriz bir sonraki şeye. Genelde 10-16 yaş erkek çocukta hakimiyet daha fazla. Obezite, travma öyküsü bazen söylemeyebiliyorlar. Eğer acil serviste böyle aksama topallama hatta üzerine hiç yük vermeyen obez bir çocuk geliyorsa ayakları da hafif bunun eksten rotasyondadır. Yani bacaklarını dışa doğru döndürerek şey yaparlar. Bu çocuğun yürüyüşünde de hafif var. Böyle bir şey varsa mutlaka aklınıza fenobarşı efiz kayması gelsin. Artık sık görülen bir rahatsızlık bu. Çünkü bu da ortopedik acillerden biri. Eğer buna yeterli müdahale yapılmazsa kayma daha fazla artabiliyor. Femur başı o zaman aseptik nekroza gidebiliyor. O zaman bu ortopedik Dolayısıyla acil. Bu bir ortopedik evet acil. ortopedik acil. Okay. Yani Güzel. bize tanık olduktan sonra en geç ertesi gün şey yapılır. Femur başı hepsi kaymasının. Ya biraz böyle işkence masasında yapılıyormuş gibi ama çok basit bir tedavi yöntemi var. Şu sol altta görülüyor. Ufacık bir delikten yani vida gönderiliyor. Epifiz yerine yerleştirilip epifiz tutuluyor. Daha fazla kayması engellememek amacıyla bir tane vida çoğu zaman yetiyor zaten. Eğer Bu bir daha ikinci bir şeye ihtiyacı yok. Intervention'a ihtiyacı yok değil mi? Bir tane koyuyorsun. çoğu zaman evet evet çoğu zaman ikinci bir cerrahiye gerek kalmıyor. Kronik Anladım. olanlarda daha sonra düzeltme ameliyatları adolesans sonrası yapmak gerekebiliyor. Problem şu, eğer hormonal bir problem varsa çoğu zaman hipotiroidi veya nefropati ile de karşımıza geliyor. O zaman bunu bilateral yapmak gerekiyor. Çünkü o olgularda diğer kalça epifizinin kayma ihtimali de var. Daha yüksek Neden diğerlerine göre. aseptik nekroz değil diyor. Farkı nedir diyor. Aseptik nekrozda septik artritte gösterdiğim şekilde oluyor. O femur başı erimiş oluyor. Bunda femur başı epifizi hala korunmuş vaziyette. Femur başı epifizi sağlam bunda. Evet. Buradan çok net bir Aseptik nekroz. şekilde bakın. Evet, Bu burada filme femur başı bakın. Bir sağlam de gözüküyor. şeye dönmeye Septik artritteki çalışayım. grafiğe Hazır bakın. zamanımız. Evet. Bir de buradaki şeye bakın. Evet. Destrüksiyona Burada bakın. femur başı epifizi yok hiç tamam. Bu aseptik nekroz işte. Okey. Süper. Şimdi buraya geliyorum, değil mi? Evet, artık son zamanlarımız. Bu da Evet. Son sınav. belki meslek hayatınızda bir iki kere karşılaşacaksınız Bunu aslında sayfamızda paylaşmıştık. Bilen öyle arkadaşlar mi? bilir. Bir tane Tamam. post şeklinde bir şey paylaşmıştık. Buna benzer bir şey. Ama seninki çok daha enteresan. Özellikle bir sonraki fotoğrafta. Evet, burada. Evet, ya bu 4 aylık çocuk. Ha, o saçın olduğu şeyi internetten aldım. Onu söyleyeyim bu arada. O evet. Diğerleri benim fotoğraflar da. Bu yani 4 aylık çocuk ağlama huzursuzluk aile niye ağladığını anlayamıyor edemiyor falan filan sonra belki 24 saat sonra falan bir gün sonrasında bir ayağına bakıyor ayağında böyle bir kızarıklık var ya yani parmakta olması şans ama hani çocuk cerrahisi zafer anlatacak belki haftaya bu peniste de Evet. olabiliyor ve penin amputasyona gidebiliyor bu hey Aynen öyle. turnike sendromu denilen şey uzun süre kalması parmak dolaşımı bozarak parmak amputasyonuna neden olabiliyor bunun da en sık nedeni şu. Yani yapılan araştırmalar göstermiş ki çocuğun kendi saçı değil bu. Ya annesinin ya da bakıcılardan birinin saçı. Çok Ve güzel. en büyük risk faktörü de şu. Babanın saçı biraz daha kısa oluyor. Baba eğer uzunsa babanın da saçı olabilir tabii. Evet olabilir. Şöyle bir şey var. Bebeğin çamaşırlarıyla o kişilerin çamaşırların aynı yerde yıkanması bir risk faktörü. Bebek çorap giydiğinde eğer çamaşırlar ortak yıkandıysa o çamaşırda kalan saç dolanması da buna neden olabiliyor. Veya iç çamaşırında eğer bir saç kaldıysa o da işte penis dolanmaya neden olabiliyor. Çok çok Bunun da teşekkür etiyolojik ederiz. sebebi bu. Hüseyin, Rica 48 ederim. Ben saniye. teşekkür ederim. Sen konuşmaya devam et. 48 saniye kaldı. Sana gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ ol. Muhteşem bir program oldu.
tam timing ve verilmek istenen tüm ortopedik acil mesajları, acil olan olmayan tüm mesajları aldık. Çok teşekkür ederiz ama sen şey Ben yapmaya devam teşekkür ederim. edebilirsin. 30 saniyemiz var. Tamam. Tamam. Ben çok teşekkür ederim abi, bu fırsat verdiğin için. Ben eğlendim de, eğlenceli de oldu. Umarım başka konularda tekrar karşılaşırız. Herkese iyi Umarım. akşamlar. Sorular da çok Çok güzeldi. Çok teşekkürler. teşekkürler katılımcılar. Arkadaşlar soruları program içinde aldık ve zamanımız kalmadığı için zaten çoğu şeyi de Hüseyin hocamız söylediği için ona çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol, var ol. Hoşça kal. İyi akşamlar. Bay bay.